Ukrayna'da dediler, Uruguay'da dediler, Dubai'de dediler ancak Tosuncuk Brezilya'da sonunda teslim oldu arkadaşlar. Gelin detaylarına bakalım. 30 Haziran tarihinde gündeme bomba gibi bir video düştü arkadaşlar. Tosuncuk lakabıyla bildiğimiz Mehmet Aydın Sözcü gazetesine bir video yolladı ve artık teslim olmak istediğini, suçlu olmadığını, kendisini ifade etmek istediğini söylemişti. Video bir hayli infial yarattı memlekette. Mehmet Aydın'ın videodaki konuşmasını izlediğimiz zaman bir yerden metin okuduğu çok bariz bir şekilde belliydi. Hatta o metni okurken bile bayağı duraksıyordu, zor durumda olduğunu anlayabiliyorduk. Etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını. Tabii ki de psikolojik analizler yapabilen insanlar bunu bizden çok daha iyi bir şekilde yapabilirler. Videoda suçsuzluğunu ve mağduriyetini kanıtlamak için yargıya teslim olacağını zaten söylüyor arkadaşlar açık bir şekilde. Diyor ki bu noktada Türk yargısının vereceği kararda ve gerçeği bulacağımızdan hiç şüphem yoktur. Yani ben de dolandırıldım falan gibi bir sonuca çıkıyor aslında video. Peki 30 Haziran'da bu oldu, hemen bir gün sonrasında yani videoyu çektiğimiz tarih olan 1 Temmuz'da neler yaşandı arkadaşlar? Sao Paulo'da bulunan Türk konsolosluğuna Tosuncuk gitti ve teslim oldu. Artık ülkeye gelmesini bekliyoruz. Zaten dün yaptığı açıklamalarda da kimseyi zarara uğratmak istemediğini ancak durumun bu hale geldiğini söylemişti. Birçok komplo teorisi zaten dönmeye başladı bile. Az önce de bahsetmiştim, kendisi hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. İşte Sao Paulo'da bulundu kendisi ancak Ukrayna'da, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde, hatta Amerika falan olduğu da söylentiler arasındaydı arkadaşlar. Kırmızı bültenle net bir şekilde aranıyordu. Mağdur olduğunu iddia ediyor. Tabii ki de ilerleyen dönemlerde bunun hakkında çok daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Bu Tosuncuk hakkında birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Interpol'ün sitesine girdiğiniz zaman zaten şu an benim de önümde açık bir şekilde mevcut. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 29 kişi var. Ki burada da Mehmet Aydın'ın ismini direkt görebiliyorsunuz. Kendinize girip bakabilirsiniz. Zaten artık bulunduğu için muhtemelen de bu listeden yakında kaldırılacak. Bu Tosuncuk ne yapmıştı? Şöyle zaten birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar ama çok kısa bir hemen anlatayım sizlere. 1 milyar 139 milyon TL'lik bir parayı 132.222 kişiden böyle Ozan ne yaptı? Cukkaladı, çaldı. Bu insanları mağdur etti. Dolandırılma meselesi zaten yıllardır yani 2018 yılından beri konuşuluyor arkadaşlar. Hani milletin de aklına getirip üzmeye vesaire gerek yok. Şimdi bundan sonra Tosuncuk teslim oldu. Türkiye'ye geliş aşamasında neler olacak biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Mehmet Aydın'ın bir avukatı var arkadaşlar. İsmi de Şehmuz Uluç. Şehmuz Uluç'un açıklamalarına göre de Türkiye'ye bir an önce iadesinin yapılması için girişimlere başlanacağı söylüyor. Zaten bu ihtimallerden en yüksek olanı diyebiliriz. Şimdi Tosuncuk ülkemize getirildiği zaman nelerle yargılanabileceğinden de biraz bahsedelim. Liste bayağı bir kabarık. Öncelikle Çiftlik Bankı kurduğu, yani bir suç işlendi günün sonunda, suç işlemeyle ilgili bir örgüt kurma meselesinden yargılanacak. Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Bu suçları topladığımız zaman arkadaşlar yatacağı hapis miktarı 75.260 civarında bir yıla tekabül ediyor. Yani 75.000 yıldan bahsediyorum. Tabii ki de burada yine ülkemize getirilecek, yargılanacak, kendisini savunma hakkı illaki de olacak arkadaşlar. O zaman neler olacak hep beraber göreceğiz. Bu arada biz 75.000 yıldan bahsediyoruz ancak Tosuncuk'un avukatı da şöyle bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Ülkeyi 1-2 günden kısa bir sürede getirilebilir. Ancak adli makamlar tarafından da tutuklanmama garantisi istiyorlar. İkinci bir ihtimal daha var. Türkiye'ye gelmediği koşuldan bahsedeceğim burada. Kendisinin kırmızı bülteni olduğu için yakalandığı ülkede yargılanıyor. Kırmızı bültenli insanların hepsi için geçerli bir şey bu aslında. Daha doğrusu iade işlemleri için. Önce o ülkede yargılanması gerekiyor. Brezilya'daki mahkemeye çıkacak ve Türkiye'den de o Brezilya'daki mahkeme Adalet Bakanlığı'nda hazır bulunan evrakları isteyecek. Bunun için de bir süre verilecek. O süre içerisinde de evraklar gönderildikten sonra inceleme başlayacak arkadaşlar. Mahkeme süreci başlamış olacak. Ancak o süre hakkında benim şu an için herhangi bir bilgim yok. Avukat arkadaşlar daha net bir şey söyleyebilir. Süreç uzarsa bu evrak gönderme meselesi vesaire şöyle bir ihtimal de var. Brezilya'da ya ev hapsine tabi tutulacak kendisi ya da bir ikamet gösterebilirse, Brezilya'da bir ev gösterebilirse orada serbest kalma ihtimali doğacak. Yani Brezilya'da belki adam gezebilecek rahat rahat. Ama iade kabul edilirse de acilen Türkiye'ye nakli için işlemler başlatılacak. Yani muhtemelen bence hızlı olacaktır bu işler ve bir hafta içinde
önemli tosuncuğu ülkemiz topraklarında göreceğiz gibi duruyor. Videomuzun sonuna da böylece gelmiş olduk arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz şeyler varsa hem web sitemizi takipte kalın hem de YouTube kanalımıza takipte kalın. Daha böyle değişik bilgiler olursa derleyip yine sizlere sunuyor olacağız. Hemen ortaya bir bağlantı koyduk. Oradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir de şurada bir like butonu var. Ona da basabilirsiniz videoyu beğendiyseniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi bakalım darısı da Todex'e diyelim.